Şöyle bir girelim hemen. Burada arkadaşlar 2 saat yanaştırmaya gerek yok. Burada durup enter basıp acelem var deyip onayla derseniz bakın ilerleme kaydediliyor diyecek dedi. Şimdi 6 olacak arkadaşlar. Buradan sonuçları hemen göster. Devam et diyelim. Bakın 6 oldu. İlerleme 6'ya 10 oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapmış bulunmaktayız efendim. Evet. Şimdi kısaca bir özetleyeceğim sizlere. Şöyle bir tırımı şuraya bir çekeyim arkadaşlar. Yükümüzü getirdik. Şöyle Türk bayrağımız da bir gözüksün. Şimdi arkadaşlar M'ye basıyorum. Harici sözleşme bakın. Burada ülkeler var. Almanya bölgesi bakın. Almanya bölgesi böyle görüyorsunuz. Sınırını görüyorsunuz zaten. Bu Almanya bölgesinin yük taşıyın yeter. Fransa'dan taşıdın. Paris'ten bir. Reims'ten bir de Almanya'ya taşıyamıyorsun. Çünkü Fransa arkadaşlar. Fransa bir tane. İsveç 2, İsveçli 2, İtalya 3, Avusturya 4, Macaristan 5, Slovakya 6, Çek Cumhuriyeti 7, Polonya 8, Hollanda 9, Belçika 10. Daha burası var. Burası Lüksemburg sayılıyor mu bilmiyorum. 11, Danimarka 12, İsveç 13, Norveç 14, Birleşik Krallık 15, 16 bilmiyorum karıştı. Yani bir sürü yer var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani derece olmayınca da oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yetiyor yani sayı. Derece zorunluluğu yok. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte multiplayer'dan yük taşıyarak nasıl Steam bakiyesi kazanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz World of Trucks üzerinde tekrardan bir etkinlik başladı arkadaşlar. Ben size kısaca bunu anlatacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın burada ilerleme 5'e 10 diyor. Ben bunu canlı yayında yaptım arkadaşlar. 5'e 10 yaptık yani. 5 tane daha görevimiz kaldı. Burada İngilizce olarak gösteriyor ama ben size Türkçe olarak çevireceğim ve gayet güzel bir şekilde detaylı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapmanız gereken World of Trucks hesabınız bir kere bağlı olacak arkadaşlar. Yani ETS'ye bağlı olması gerekiyor onu söyleyeyim. Ondan sonra M'ye basıyoruz abi. Buradan harici sözleşme bakın harici sözleşme olacak. Şimdi ben en son Almanya'ya gelmişim. Görevimiz Almanya bölgesinde aslında. Ama şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. Ben 5 tane yük taşıdığım için mesela ülke olarak hesaplandığı için ülkeyi değiştirmem gerekiyor. Yani farklı ülkelerden Almanya'ya yük götüreceğim arkadaşlar. 10 tane yük götürmem gerekiyor bu şekilde. Almanya'dan diğer ülkeleri de 10 tane yük şeklinde de oluyor ama biz karıştırmayalım. Yani bildiğimiz gibi yapalım arkadaşlar. Belki de olmayabilir. O yüzden başka ülkelerden Almanya'ya götürelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir harita görünümü açayım. Ben Fransa'dan Almanya'ya götürdüm. 1. İsveç'ten Almanya'ya götürdüm. 2. Avusturya'dan götürdüm. 3. Çek Cumhuriyeti'nden götürdüm 4, Belçika'dan götürdüm 5, Hollanda'dan götürdüm 6. Evet fazla oldu. Bir tanesinden götürmemiş. Evet. Bir dakika bir tanesinden götürmemişim. Şimdi arkadaşlar unuttum. Belçika'dan götürdüm. Hollanda'dan götürdüm. Fransa'dan götürdüm. İsveç'ten de götürdüm. Buradan da götürdüm. Çek Cumhuriyeti'nden götürmedim. Evet. Çek Cumhuriyeti'ne gidiyorum arkadaşlar. Burası 6. ülke benim. Götürmediğim yer Çek Cumhuriyeti. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ne geldim arkadaşlar. M'ye basıyorum. Harici sözleşme. Almanya'ya 300 kilometre ve üzeri bir yük bulmam lazım. Hemen şöyle son sayfalara doğru geleyim ki kilometre azalsın. Bakın 400 kilometre. 440, 355, 451. Biraz daha aşağı inersem bulacağım. 298. Bu olmaz. 298 olmuyor arkadaşlar. Fazla olması gerekiyor. Bakın kaç kilometre? 451. Frankfurt'ta 451 kilometre diyor. Aslında fazla. Niye biliyor musunuz? Yani 451 kilometre gitmeye gerek yok. Yenile yaptım arkadaşlar hemen. Kendime uygun bir yük arıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Erfurt 295 kurtarmıyor abi işte bak. Son anda kaçırıyoruz arkadaşlar. 298, 355 diyor. 440, 482. İşte yükümüzü bulamadık mesela arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen ne yapacağız mesela? Buradan şuraya gidelim. Hemen garaja ışınlanıyorum. Hem ben size hem mantığını gösteriyorum şu anda. Hem de nasıl yapabileceğiniz hakkında bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen buraya geldim. Harici sözleşme dedim. Tekrardan bakalım. Buradan Almanya'ya şöyle 300 kilometrelik bir şey var mı acaba? Evet 268. Bakın yine kurtarmadı. 309, 392. Evet yine kurtarmadı arkadaşlar. Yani kısa bir yer arıyorum. 409 diyor. Ama burası artık Salzburg, Avusturya'nın içinde oluyor. O yüzden saymıyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradan beceremedik. Tekrardan şu Brno'ya dönüyorum. Praha'ya dönelim. Praha'ya dönelim. Praha. Brno diyorum. Praha. Harici sözleşmeye bastık abi.
Bakalım buradan artık 400 kilometrelik alalım. Yapacak bir şey yok. Ha bulamadık yani. 300 küsürlük bulayım dedim ama olmadı arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. 480, 439, 291. İşte 5 kilometreyle kaçırıyoruz bak. 2 kilometreyle kaçırıyoruz. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen çıkmadı mı çıkmıyor. Şimdi diğer ülkelerden de görev yaptığım için ben hemen şuradan 484 kilometrelik bir yük aldım arkadaşlar. Evet şimdi harici sözleşme olarak alıyoruz bunu bir. Şimdi ben bilerek Volvo'nun 8x4'ünü aldım şu şekilde. Niye 8x4 aldım? Devriliyor çünkü bu yükler arkadaşlar. Böyle bir problem var. Şu anda Praha'dayız. Biraz kalabalık lan Praha, hayret. Ben şimdi yavaştan bir çıkayım gideyim yükümü almaya arkadaşlar. Evet. Yükümüzü almaya doğru gidiyoruz arkadaşlar harici sözleşmede. Şimdi ben size detaylarını anlatacağım bunun. Nasıl olacağını, nasıl yapılacağını, nasıl Steam bakiyesi kazanabileceğinizi. Hepsini detaylıca anlatacağım. Bu adam ters yönden dönmeyi tercih etti. Evet görmüş olduğunuz gibi. Çan çin çon. FVD Enter kesinlikle yapmıyoruz artık arkadaşlar. FVD Enter'ımız çalışmıyor. Bilginiz olsun. Yani yükü iptal ediyor. FVD Enter artık iptal. Eskiden yapıyorduk ama şimdi artık kullanılmıyor FVD Enter. Bilginiz olsun. Millet harici sözleşme taşıyor herhalde. Zaten yükümüz hazır bir halde burada bekliyor olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi. Buradan yükümüzü alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size detaylarını anlatacağım bu işin. Hadi oğlum bağla şunu. Çok güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Bu harici sözleşme olayı World of Trucks üzerinden çalışıyor. Yani bu World of Trucks'ı ETS2 profilinize bağlamanız gerekiyor. Zaten bunu birçok kişi biliyor artık diye tahmin ediyorum ya. World of Trucks'ı bilmeyen yoktur artık. Her neyse şimdi burayı atlayalım. Bu görev ne kadar sürecek? Nasıl Steam bakiyesi kazanacaksınız? Görevi tam olarak nasıl yapabileceksiniz? Bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şu adam bana çarpmaz inşallah. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle en baştan başlayalım. Bu görevin amacı ne? Şimdi arkadaşlar bu görevin amacı şu. Siz bu görevi yaparsanız eğer SCS sizin Steam'inize, Steam envanterinize aynı bu CSGO gibi item verecek, item verecek arkadaşlar. 4 tane ödül verecek. Bu ödülleri ister satıp Steam bakiyesini çevirebileceksiniz, ister bu şekilde şöyle kabin aksesuarı olarak veya işte arka plan olarak kullanabileceksiniz verdiği ödüllere bağlı olarak. Şimdi bu görevleri nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bunlara geçelim. Şimdi arkadaşlar SCS'nin World of Trucks'ın sizden istediği şey şu. Sağa geçeyim ben şöyle. Sağa geçeyim. Şimdi arkadaşlar 10 tane göreviniz var. Bu 10 görevde yapmanız gereken şey 10 tane yük taşımak arkadaşlar. Yani bildiğiniz aynı şu an benim yaptığım gibi 10 tane yük taşımak. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Biraz bu karışık. Çünkü bilmeyen arkadaşlar yani boşuna götürüyor bazı yükleri, olmuyor, saymıyor. Neden saymadı diyor. Neden olmadı diyor. Düşünüyor. Şimdi çok basit gerçekten. Biraz düşününce çok basit ama bilmeyince harbiden çok karışık geliyor arkadaşlar. Şimdi görevdeki kurallarımızı anlatıyorum. Almanya'ya 10 tane yük taşınacak. Bu taşınan 10 tane yükteki bazı kuralları söylüyorum. Farklı ülkelerden Almanya'ya taşınacak. 300 kilometre ve üstü yük taşınacak arkadaşlar. Herhangi bir şekilde FVD Enter kullanamıyorsunuz. Servise ışınlanamıyorsunuz. Oyununuzu save'leyip tekrardan geriye gelemiyorsunuz. Mesela burada save'ledim, kaza yaptım, geri geleyim, oradan tekrardan devam edeyim, görev iptal oluyor kaza yaptığınız anda. Tırı devirdiğiniz anda bitti arkadaşlar, hedefe varamıyorsunuz. FVD Enter çalışmıyor, save yaptığınız için save çalışmıyor arkadaşlar, arkaya gidemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesini daha cevaplayayım. Single veya multi? Multi de oluyor mu? Oluyor. Single de oluyor mu diyorlar. O da oluyor abi. Zaten oyunun mantığı single arkadaşlar. Multiplayer mod. Bakın multiplayer ikinci bir mod. Yani oyun zaten single üzerine kurulu. Yani seyircisi single üzerine çıkartıyor her şeyi. Ama önemli olan burada multide yapılıp yapılmaması. Yani güncelleme geldi yapılıyor arkadaşlar. Ben multide yapıyorum. Daha böyle zevkli oluyor. Ne bileyim daha hoş oluyor arkadaşlar. Multide yapıyorum ben. Arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz. Aynı yere götürebilirsiniz. Yani farklı
ülkelerden, bakın şehir değil, ülke diyorum. Yani şehir farklı, ülke farklı. Mesela Duisburg, Düsseldorf, bunlar aynı ülkenin şehirleri arkadaşlar. Yani ya Duisburg'dan götüreceksin ya Düsseldorf'tan götüreceksin arkadaşlar yükü. Anlatabiliyor muyum mesela? Hani aynı yerden 2-3 tane götüremiyorsun. Ülkeleri dolaşacaksın. Mesela İngiltere, İngiltere'den Almanya'ya, İsveç'ten, İsveç'ten Almanya'ya. İşte şeyden Göingist bölgesi neydi? Oradan Almanya'ya. Göstereceğim. Birazdan hepsini detaylıca göstereceğim. Zaten bir sürü ülke var arkadaşlar. Yani bütün ülkelerden Almanya'ya yük taşımanız gerekiyor arkadaşlar. 10 tane. Bütün ülkelerden değil, 10 tane. 10 tane ülkeden Almanya'ya yük götürüyorsunuz. Ve burada önemli olan arkadaşlar 300 kilometre ve üzeri olması gerekiyor. Az önce görmüş olduğunuz gibi 296 bulduk, 298 küsür bulduk, bilmem ne bulduk. Olmuyor. 300'ü üstü olacak arkadaşlar. Yani o yüzden sürekli dolaşın ülkeleri. Mesela ben buradan şimdi Almanya'ya götürüyorum. Ben bu ülkeden götürmemiştim. Yani 400 kilometre küsürlük buldum mecburen. Yapacak bir şey yok yani. Hani götürmediğiniz bir ülke varsa yapacak bir şey yok. Bu yük yaklaşık işte 20 dakika falan sürüyor. 90'ı geçemiyorsunuz. Bir de böyle bir olay var harici sözleşme. 90'ı geçemiyorsunuz. 20 dakika falan sürse, yani 10 tane yapsanız falan yaklaşık 4-5 saatte bitirirsiniz arkadaşlar. Hiç durmadan. Onu söyleyeyim. 5 saatte falan biter. Yani sıkılmadan oynarsanız 90 kilometrede 5 saatte biter. Bir de 8x4 yaptım ben bilerek arkadaşlar. Devriliyor çünkü. Ya devrilme olayı var. Hani dorsa bakın nasıl sallanıyor. Görüyor musunuz? Bak bak. Bu sıkıntı var. Allah size göstereceğim diye çarptım. Neyse. Sıkıntı yok. Bu arada fix yazabiliyorsunuz. Multide öyle bir avantaj var. Mesela tırınızı çarptınız. Tırınızın hasarı %80 oldu ama tırınız yolda. Yürüyor. Gidiyor yani tır. Şimdi single'da yapsanız ne olacak? Tır hasar aldığı için gitmeyecek. Gitmeyince ne olacak mesela? FVD enter yapacağınız yükünüz iptal olacak. Ama multide mesela bak %1 hasar var. Fix'i bir verdim %0 oldu arkadaşlar. Ya multide bu avantajınız var. Ben olsam multide yaparım. Hem arkadaşlarımla yaparım. Hem de daha rahat yaparsınız. Eğlenceli olur. Şimdi arkadaşlar unuttuğum başka bir şey var mı onu düşünüyorum. 300 km üstü olacak dedim. 10 tane farklı ülkeden Almanya'ya taşıyın arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Almanya'dan 10 tane farklı ülke değil de 10 tane farklı ülkeden direkt Almanya'ya taşıyın. Hiç karışıklık olmasın. Taşıdığınız yerleri mutlaka bir not defterine falan bir yere kağıt kalemle alın yanınıza, yazın arkadaşlar. Hani karıştırmayın gittiğiniz ülkeleri, bakarsınız. Onun haricinde bunu Steam bakiyesi olarak nasıl yapacaksınız? Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar siz bu 10 tane yük taşıdığınız anda SCS size World of Trucks üzerinden bir takas isteği yolluyor arkadaşlar. World of Trucks üzerinde bir link olacak. Şey olacak profilinizde. Event bölümünde. Oradan basıyorsunuz zaten. Onayla monayla bir şeyler oluyor galiba. Tam hatırlamıyorum. Hediye tarzı bir şey oluyor. Basıyorsunuz oradan. Steam hesabınız bağlı olduğu için envanterinize orada Euro Truck Simulator 2 yazacak envanterinizde. Oraya 3-4 tane şey gelecek işte arkadaşlar. Ödül gelecek. O ödülleri ister satabileceksiniz, ister dediğim gibi bu şekilde kullanabileceksiniz. Ama burada önemli olan bir şey var. Şimdi onu da söyleyeyim. Kaç para? Bir tanesi kaç para? Hepsi toplam kaç para? Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi örnek olarak şeyden çıkacağım arkadaşlar. CSGO'dan vereceğim. Mesela CSGO oynayan arkadaşlar bilecektir. Mesela CSGO'ya yeni bir kutu geliyor. Bu yeni kutu gelince ne oluyor arkadaşlar? Bu yeni gelen kutunun fiyatı 50 liradan satışa başlıyor mesela. 50 liradan başlıyor, 40 liradan başlıyor falan. Atıyorum 50 liradan bu kutuyu birisi düşürdü. Hemen 50 liradan markete koydu, sattı abi. Bitti. 50 liraya cebe attı adam. Daha sonra ne oluyor? İnsanlar o CSGO'yu oynadıkça, insanlar işte artık o kutuyu düşürmeye başladıkça fiyat da aşağı doğru çekiliyor arkadaşlar. Yani kutu sayısı artınca fiyat aşağıya düşüyor. Sonra ne oluyor? 10 kuruşa falan düşüyor. 1 liraya düşüyor mesela kutu. Aynı. ETS'inde mantık öyle. Bu görevi eğer siz ilk yaparsanız, çok hızlı bir şekilde yaparsanız, çıkar çıkmaz yaparsanız, itemin satış fiyatını siz belirlersiniz. Ha 1000 liraya falan satamazsınız, onu söyleyeyim abartmadan yani fiyat. Hani 50 liraya koyarsanız gider, 40 liraya gider, 20 liraya gider mesela. Kassel'e doğru gelmekteyim, çok az bir yolum kaldı. Azimle 90'la gidiyorum arkadaşlar, 90'ı geçmiyor bu meret. Harici sözleşme yük taşıdığımız için. 90'ı geçmiyor arkadaşlar. Yükümü teslim ettiğimde size son bir kez daha kısaca şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. Ne yaptık, nasıl yaptık, bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çok az bir yolum kaldı, artık kastele varmak üzereyim.
90'la azimle gidiyorum efendim. 90'ı geçmiyor biliyorsunuz. Vallahi arkadaşlar dikkat edin, mazotunuz falan bitmesin, takla atmayın. Yani yazık olur abi. Vallahi 90'ı geçmiyor zaten. Ya o kadar yol gidiyorsunuz, Allah'a boşa gider. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim, fazla bir uzun yük almamaya çalışın. Hani uzun derken mesafe olarak. Yani 500 kilometreye geçirmeyin bence bir tanesinde arkadaşlar. Çünkü ya minimum 300 diyor ya. Bence 300 civarı bulmaya çalışın arkadaşlar. Ya 300-400 arası bulmaya çalışın. Ha, yoksa başka şehre gidin. Başka ülkeye gidin daha doğrusu. O ülkeden alın. O ülkeden aldıktan sonra arkadaşlar tekrardan hani o eski ülkenize oradan gidip görev alabilirsin. Hani yoksa zorlamayın arkadaşlar. Benim az önce yaptığım gibi mesela. Hani yoksa başka ülkeye geçin arkadaşlar. Yani boşuna 300 kilometre yerine 600 kilometre, 1000 kilometrelik görevi yapacağım diye yük almayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Kassel'in içine doğru gelmekteyiz efendim. Almanya bölgesine giriş yaptık. Görüyorsunuz yollar zaten hemen fişek oldu. Yenilenmiş Almanya bölgesi. Bu görev ne zaman bitecek? Onu söylemeyi unuttum mu ben ya? Arkadaşlar SCS bunu ne zaman bitirecek? Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar galiba. World of Truck sitesine girin arkadaşlar. Zaten orada yazıyor. Böyle ortada kocaman bir sayaç var arkadaşlar. 50 milyon. 50 milyon toplamda insanlar yük taşıdığında görev bitecek arkadaşlar. Herhangi bir süresi yok. 50 milyon yük taşınması gerekiyor. Bilginiz olsun. 50 milyon ton. Yani şu anda benim taşıdığım bu yükü sayıyor. Mesela kaç ton taşıyorum mesela? 9 ton. Hop oraya 9 ton eklenecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplamda 50 milyon yük taşındığı anda görev bitecek arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. Hediyelerinizi alın. Kaçırmayın. Bilginiz olsun. Vallahi benim gibi detaylı kimse anlatmaz size video çekip. Bu videoya da bir like alalım arkadaşlar. Şöyle bir abanalım şu like'a be. Adamsınız siz. Adam adam. Bir like'ları bir görelim arkadaşlar. Şimdi burada sağdan artık ilerleyelim arkadaşlar. Çok az bir yolumuz kaldı artık. Son virajdayız. Şöyle kırmızı yanda biraz duralım şurada. Şimdi ne olur ne olmaz. Kırmızıda sakata gelmeyelim abi. Arkada bekliyor elemanlar. Gelen giden yok ama olsun, biz bekleyelim. Şimdi buradan jet gibi biri geçiverir. Kasseli pek bilmiyorum o yüzden. Evet geldik abi. Bitirme noktasına geldik. Şöyle bir girelim hemen. Burada arkadaşlar 2 saat yanaştırmaya gerek yok. Burada durup enter basıp acelem var deyip onayla derseniz bakın ilerleme kaydediliyor dedi. Şimdi 6 olacak arkadaşlar. Buradan sonuçları hemen göster. Devam et diyelim. Bakın 6 oldu. İlerleme 6'ya 10 oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapmış bulunmaktayız efendim. Evet. Şimdi kısaca bir özetleyeceğim sizlere. Şöyle bir tırımı şuraya bir çekeyim arkadaşlar. Yükümüzü getirdik. Şöyle Türk bayrağımız da bir gözüksün. Şimdi arkadaşlar M'ye basıyorum. Harici sözleşme bakın. Burada ülkeler var. Almanya bölgesi bakın. Almanya bölgesi böyle görüyorsunuz. Sınırını görüyorsunuz zaten. Bu Almanya bölgesinin yük taşıyın yeter. Fransa'dan taşıdın. Paris'ten bir. Reims'ten bir de Almanya'ya taşıyamıyorsun. Çünkü Fransa arkadaşlar. Fransa bir tane. İsveç 2. İsveçli 2. İtalya 3. Avusturya 4. Macaristan 5. Slovakya 6. Çek Cumhuriyeti 7. Polonya 8, Hollanda 9, Belçika 10. Daha burası var. Burası Lüksemburg sayılıyor mu bilmiyorum. 11, Danimarka 12, İsveç 13, Norveç 14, Birleşik Krallık 15, 16 bilmiyorum karıştı. Yani bir sürü yer var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani DLC olmayınca da oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yetiyor yani sayı. DLC zorunluluğu yok. Mesela ben şimdi Almanya'ya taşıdım ya, hemen garajdan ışınlanıyorum mesela tekrardan arkadaşlar. Mesela nereye ışınlanacağım? Buradakini yapamamıştım az önce, yük bulamadım. Buraya gittim hemen, Çek Cumhuriyeti'ne. Hemen M'ye basıyorum burada arkadaşlar. Harici sözleşme diyorum. Bakıyorum burada mesela. Şimdi hemen böyle sayfaya geldik. Bak kaç kilometre? 553. Kardeş çok, bu çok. Buraya kim gidecek? 451. Bu da çok, bu da çok. Biraz daha düşüyorum. Bak çok, bunlar çok. 300 küsürlük bulmam lazım. Bakıyorum ve hala var mı? 297. Bak hala yok mesela. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tamam kardeşim ben seni sona bırakıyorum diyorsun. Çek Cumhuriyeti'nden mesela Belçika'ya geç. Belçika'ya yapmadın mı? Geç abi, Belçika'da ne var en yakın? Liège var. Ya fark etmez zaten. Bu sınırda olduğu için zaten gideceğiniz, içeriye doğru gideceğiniz. Buraya da geçseniz olur mesela. İkisinden birisini değiştirirsiniz sürekli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha Liège orası. Anladınız değil mi arkadaşlar? Sınırda olduğu için içeri gideceğiz bu sefer 300 kilometre için. Anladınız değil mi? Liège'de olduğunuzda hani 300 kilometre şey olduğu için içeriye doğru gideceğiz. Belçika'da olduğu için buraya kadar geleceğiz mesela 300 kilometreyi. Hani Brüksel'de yoksa Liège'e gidin abi. 300 kilometreyi tamamlayın. Anladınız umarım arkadaşlar.
Bu videoya bir deli like alabilir miyiz arkadaşlar? Like yapalım, yorum atalım, bir şeyler yapalım abi. Sorularınız varsa yorum olarak yazın, cevaplamaya çalışayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi vallahi elimden geldiğince sizlere her şeyi göstermeye çalıştım, söylemeye çalıştım, anlatmaya çalıştım detaylı bir şekilde arkadaşlar. Umarım hani işinizi görmüştür, kafanızda soru işaretleri kalmamıştır arkadaşlar. Umarım da videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.